Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları Düzköy, Boğaziçi ve Kabalak köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy gezilerindeki sohbetlerde güçlendirilmiş parlamenter sistem ve ortak mutabakat metni hakkında bilgiler veriliyor. Milletvekili 1. sıra adayı Talih Özcan, ülkenin şahıslara göre değil anayasa ve yasalarla yönetileceğini belirtti ve şu görüşlere yer verdi. Millet İttifakı olarak 6 partinin uzlaşarak hazırladıkları ortak mutabakat metni bulunuyor. Bu metinde tarımdan sanayi, kültürden spora kadar her alanda neler yapacağımız maddeler halinde tek tek yazılı. Millet İttifakı olarak bizler inanarak ülkenin menfaatleri için bir araya geldik. Sizler de bize inanın ve bu ülkeyi aydınlık yarına çıkartalım, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi 2. sıra milletvekili adayı Aslıhan Akbal Tüysüz'de yaptığı konuşmasında özetle şu görüşlere yer verdi. İktidar özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte ülkeyi tek adam rejimine göre yönetiyor. Bir kişinin söyledikleriyle, talimatlarıyla ülkeyi yönetiyorlar. Aslında yönettiklerini zannediyorlar. Bu ülkenin kökleşmiş kurumları talimat almadan iş yapmıyor. Dolayısıyla tek bir kişinin iradesi hakim. Oysa bizler halkın iradesini ortaya koyacağız. Demokrasiyi tam kurum ve kurallarıyla harekete geçireceğiz, dedi.